Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Ailenizin çeyrek ünlüsü fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İyi olalım ya, iyi olmak zorundayız. Arkadaşlar, güzel bir video ile karşınızdayım. Şayet bu videomuz hoşunuza giderse, videomuzun altındaki like tuşuna, beğeni tuşuna basarsanız seviniriz. Videomuza geçelim. Tayvan'da ilginç bir olay. Bir çiftimiz balkonda aşna fişna yapıyor. He. Mercimeği fırına veriyorlar. Gorba gormuşakları mercimeği fırına verecek bir yer bulamadınız mı? Adamlar koskoca yatak odası yapmış. He. Fantaziye bak. Şimdi hareketler seri, darbeler öldürücü olunca karı balkondan düşmüş. Vallahi Allah'tan aşağıda araba var. Arabanın tavan pert. He. Karı düşmesi sonucu tavan kırılmış. Tabii hanımefendinin de götü kırılmış. Hadi buyur. Şimdi karıyı marıyı boş ver. Eksper raporunda ne yazacak onu düşünüyorum. Yani karı düşmesi sonucu tavan pert oldu olmaz. Ya arkadaşlar yapmayın böyle şeyler. Adamlar koca yatak odası yapmış. He. Farklı fantaziler peşinde koşun ya. Ulan millette ne fantazi var be. Düşündürücü. AKP'li Numan kurtulmuş. Balkondan düşmemiş, korkmayın. Benim gibi çok fazla çay çekiyor. Diyor ki Allah'ın izniyle büyük İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı Türkiye'den, bu topraklardan, Anadolu irfanından neşet ederek inşallah insanlığa ışık saçacaktır. Yol gösterecektir. Büyük bir yükselişe hep beraber şahit olacağız diyor. Şimdi İslam medeniyetinin 3. büyük çıkışı Türkiye'den. Sormak lazım. 1. ve 2. çıkış nereden olmuş? 1. ve 2. çıkışı yapanlar hırsız mıymış? Burası çok önemli. Bir de neden Türkiye'den? Bunun belirtileri nelerdir acaba? Şayet 1. ve 2. çıkış için Mekke ve Medine'den bahsediyorsak, yani orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. O da emindi, el emindi. İnananlar da inanmayanlar da malını mülkünü bir yere gideceği zaman peygambere veriyordu. Değil mi? Hani güvenilirdi. Şimdi 1. ve 2. çıkış Mekke Medine'den olduysa, 3. çıkış Türkiye'den olacaksa, bizim bir peygambere ihtiyacımız var. Acaba kim? Allah Allah. Abi işte bu çayın etkisinden. Bu Kolombiya'dan gemilerle gelen çay işte böyle oluyor. Yapıyor insanı. Allah sonumuzu hayretsin. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ve TEB, Türk Eczacılar Birliği 2019'da yurt dışından lösemi ilacı getirmiş. İlaçlar sahte çıkmış. Evet arkadaşlar. Şimdi Türkiye merkezli iki ilaç şirketi Ekim 2018'de Kıbrıs merkezli bir şirketten edindiği sahte ilaçları İsviçre'ye satmak istiyor. Şimdi bu İsviçre'deki yetkililer de numuneleri inceliyorlar. İlaçlar sahte çıkıyor. İlaçların etken maddesi protibin değil, parasetamol, o neyse artık. Şimdi bu lösemi ilaçları hasta vatandaşlarımıza satılmış. Parayla bu vatandaşlarımız şifa bulmak için bu ilaçları almış. Bu ilaçlar sahte. Etken maddeleri farklı. Belki farklı hastalıklara sebep olacak. Belki de bu ilaçlardan dolayı lösemikli kardeşlerimizden bazıları vefat etti, bilmiyoruz. Dava 2 yıldır devam ediyor. Şimdi sormak lazım arkadaşlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? He? Böyle bir hata nasıl yapılır? Yani o makamlarda, o mevkilerde oturan insanlar o ilaçları üreten şirketleri bilmiyor da bile bile gidip Kıbrıs üzerinden bu ilaçları mı getirtiyor? Bu işin arkasında kim var acaba? Hangi bakan var acaba? Ya da hangi bakanın yeğeni var acaba? Düşündürücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
gençlerin parklarda eylem yapıp kira fiyatlarını protesto etmesine, yurt bulamıyorum deyip isyan etmesine tepki gösteriyor. Gezi Parkı'na kadar gidiyor. Bunlar öğrenci değil diyor. Türkiye dünyanın en fazla kamu yurduna ve yatağına sahip ülkesidir diyor. Erdoğan bunları dediği günün akşamında Tunceli kız öğrenci yurdundan videolar sosyal medyaya düştü. O videolardan birini izleyelim. Tunceli kız öğrenci yurdunda kalacak yer olmadığı gerekçesiyle asil öğrenciler geldi denilip kız öğrenciler sokağa atılıyor. Şimdi Erdoğan'a sormak lazım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Türkiye sınırları içerisinde mi değil mi? Siz Tunceli'yi Türkiye sınırları içerisinden çıkarttınız da bizim haberimiz yok mu kardeş? He? Yani senin bunu söylediğin günün akşamında Tunceli'de bu olay yaşanıyor. Hani Türkiye dünyanın en fazla kamu yurduna sahip ülkesiydi, en fazla yatağına sahip ülkesiydi. Bu kız öğrencilere kalacak yer, yatak yok mu bu yurtta? He? Madem o yurtta yer yok, bu öğrencileri sokağa atmak nedir? O yurt harekete geçer, başka bir yurda yönlendirir. Olay bu kadar basit ve nettir. İşte kendi kendini yalanlamak da budur. Göremeyen de kördür. Düşündürücü. Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çalışan iki kardeşimiz işten atılmış. Bizi işten attılar, paramızı vermiyorlar. Çalıştığımız günlerin parasını istiyoruz diyorlar. Fabrikaya girmek istiyoruz, izin vermiyorlar. Bunlar da gitmiş bekçiyi rehin almış. Eylem yapıyorlar. Biz paramızı istiyoruz diyorlar. Şimdi burada sadece iki kişi mi işten atıldı da bunların parası bile bile verilmiyor? Sebep nedir? Yoksa atılan işçiler arasında sadece iki kişi mi isyan ediyor? Bunlar bekçiyi rehin aldıklarından dolayı mı haber oldular? Belki de bu tekstil fabrikası battı. Konkordato ilan ediyor. İşçiye para vermek yerine devlete para veriyor, beni koru diyor. Genelde bu fabrikalar böyle yapıyorlar. Hani bu ne yapar bilmiyorum bu fabrikayı da. Fabrikadaki makinaları satıyor, işveren kaçıyor gidiyor. Fabrika boş, kapıda bekçi bekliyor. Millet de zannediyor ki bu fabrika hala çalışıyor. Halbuki yok, içeride malzeme bile yok. Adam fabrikayı satmış gitmiş, konkordato ilan etmiş. Devlet zaten işvereni koruyor, işçiyi koruyan yok, hakkını alamıyorsun. Böyle bir ülkede 20 yıllık Türkiye'nin geldiği yer burası. İşçi işten atılıyor ama parasını alamıyor. Düşündürücü. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu düşünüyor. Gazeteci Can Ataklı İlhan Kesici dedi. Kesin bilgidir. CHP milletvekili İlhan Kesici kimdir? Bununla ilgili herkes Google'a yazıyor. İlhan Kesici'yi soruyor, sorduruyor. Efendim en önemli bilgi şu. Okuduğu okul, yaptığı işler kenarda dursun. 1994 yılında İstanbul seçimlerine aday olmuş, Erdoğan kazanmış, İlhan Kesici kaybetmiş. İkinci oluyor, Zülfü Livaneli de üçüncü oluyor. Şimdi arkadaşlar, sormak lazım. Gerçekten bu kadar partinin içerisinde temiz adam kalmadı da temiz adam sayısı az olduğundan dolayı, yani yüzü sıfatı düzgün bir İlhan var, burnu güzel. Ondan dolayı mı acaba İlhan Kesici dediler? Anlamıyorum. Hani bunu Can Ataklı yazmış. Hani o da yanlış bilgi vermez ama sonradan farklı bir isim ortaya çıkar, ona bir şey diyemeyiz.
şu an görünen İlhan Kesici. Tabii ki birileri Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı görmek istiyor. Bunlar aday olursa %100 kazanır diyor. Şimdi arkadaşlar, önceki videolarımızda da bunun haberini yaptık. Bazı arkadaşlar tepki gösterdi. Maalesef belediye meclislerinde AKP çoğunlukta, CHP oy olarak azınlıkta olduğundan dolayı şayet İmamoğlu başkanlığa aday olursa İstanbul'u bırakmak zorunda. Yerine AKP'li biri geçecek. Mansur Yavaş başkanlığa aday olursa koltuğu bırakmak zorunda, yerine AKP'li biri geçecek. Şimdi bunca zaman sonra İstanbul'u, Ankara'yı kazanmışsın, tekrardan kalkıp AKP'ye bırakacaksın. Doğru olur mu dedik, tepkiler geldi. Türkiye mi önemli, İstanbul mu, Ankara mı? İşte öyle değil. Öyle değil. Velev ki kaybettin, koltuk gitti. Ne olacak? Onu da düşün. Ona göre düzgün bir aday çıkarmak zorundalar. Umarım ekmek için Ekmelettin gibi bir şey olmaz. Düşündürücü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili yüzlerce dosya var. Usulsüzlük, yolsuzluk dosyası. Bunları savcılığa verdik diyor. Savcılık harekete geçmiyor diyor. Gerekeni yapmıyor diyor. Ama FETÖ'ye imar rantı sağladığı gerekçesiyle savcı amcişkolar harekete geçiyor. Melih Gökçek'i ifadeye çağırıyor. Melih Gökçek gitmiş ifade vermiş. Çıkışta efendim, Türkiye'de FETÖ'cü denecek en son iki kişiden biriyim diyor. Birincisi kim? Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan. Ya işte alttan alttan reisimizi tehdit ediyor. Reis diyor, hakkımda yüzlerce dosya var diyor. Bu savcılar bu usulsüzlüklerle ilgili, bu imar rantlarıyla ilgili, bu ihaleye fesat karıştırmakla ilgili bir sürü dosyayı sümen altı ettiler de bu FETÖ dosyasını önüme getirdiler. Reis, bunun arkasında sen mi varsın reis diyor. Reisinden şüpheleniyor. Çünkü Sedat Peker tweetlerinde ne diyordu? Bazı savcılar, bazı hakimler AKP'li bazı isimlerden emir aldılar diyordu. Melih Gökçek de buradan yürürse, yani acaba bu işin arkasında Erdoğan mı var der ve Erdoğan'a alttan alttan sübliminal mesaj verir. Reis, FETÖ'den ben yanarsam seni de yakarım reis. Beni kurtaracak olan sensin reis. Zanma ki adını vermem reis. Ne yaptıysam reisin talimatıyla yaptım mesajını gönderiyor. İyi, güzel. Mesaj alınmıştır umarım. Düşündürücü. Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen bir araç Kilis Öncü sınır kapısında durdurulmuş. Araçta arama yapmışlar. 32 bin tabanca mermisi ele geçirilmiş. Araç kimindir? Kime aittir? Kim kullanıyor? Bu mermileri kim gönderiyor? Kime gönderiyor? Hiçbir bilgi yok. Gümrük muhafaza ekipleri mermilere el koymuş. İçimiz rahatladı. Şimdi bu mermiler direkt haber olunca aklımıza Sedat Peker'in 15 Temmuz'daki ifşaları geldi. Ne diyordu Sedat Peker 15 Temmuz'da? İşte AKP, gençlik kolları, şunlar bunlara silah dağıtıldı, mermi dağıtıldı diyordu. Değil mi arkadaşlar? Acaba bu mermilerin onlarla bir bağlantısı var mı? Kaybolan 100 bin silah olduğu söyleniyor. Belki daha fazla. Peki bu mermileri Türkiye'den kim gönderiyor? İş Kolombiya'dan İzmir limanına, Mersin limanına gelecek olan uyuşturucu muhabbetine döndü. Kolombiya'da işte uyuşturucu yakalanıyor ama geleceği yer İzmir limanı, kime geleceğiyle ilgili operasyon yapılmıyor. Bu mermilerin de kim tarafından gönderildiği bilinmiyor. Allah'tan gümrük muhafaza ekipleri el koymuş ha. Yani oradan da kim bilir kim alır.
32 bin mermi ha. Bayağı para, iyi para eder ha. AKP Ankara Keçiören Belediyesi'ne ait bir araç narkotik polisleri tarafından durdurulmuş. Araçtan 3 kilo esrar çıkmış. Tabii ki şoför arkadaş gözaltına alınıyor. Keçiören Belediyesi apar topar belediyede çalışan bu şoför arkadaşı işten atıyor. Sorguda bizimki ötmüş. Abi, abi ben satıcı değilim abi ben içiciyim. Polis arkadaşlar 3 kiloyu nereden içeceksin demiş. Abi benim torbacı bir kardeşim var arkadaşım. Her gün gider. 20 gram 30 gram alır 1200 TL para öderdim. Sürekli gelmemden rahatsız oldu. Elindeki 3 kilo ürünü bana indirimli 8000 TL'ye sattı. He. 20 gramı 1200 TL, 3 kilosu 8000 TL. Ürün kaliteli ürün belli. Bayağı güzel kafa yapmışsın. Valla. Sonra? Tabii ben de elimde 2000 lira vardı. 2000 lirayı verdim. Üzerini taksit yaptırdım. Ulan hangi torbacı? Elindeki 8000 liralık ürünü sana taksit yapar. 2000 lira alır. Lan böyle bir kafa var. Demek ki ürün kaliteli ürün. Yani Allah herkese böyle torbacı nasip etsin mi diyeyim? Ne diyeyim ki lan böyle şey mi olur ha? Artık adamı serbest bıraktılar mı, bırakmadılar mı bilmiyoruz. Adamın belediye başkanıyla fotoğrafları varmış. Düşündürücü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan banklarda kalan yurtlardan dolayı, kiralardan dolayı isyan eden, itiraz eden, eylem yapan gençleri Gezi ile kıyasladı. Hani onlar Gezi'de başarılı olamamış da şimdi buradan yeni bir Gezi hortlatmaya çalışıyorlar deyip kendi tabanına bunu yedirmeye çalışıyor. Bunu kendi tabanına yedirirken CHP dönemine gidiyor. CHP döneminde diyor işte 30 kişilik 40 kişilik koğuşlarda kalıyorlarmış. O tarz yurtlarda kalıyorlarmış çocuklar. Google'a CHP ne zaman iktidar oldu diye yazdığında 1923 ile 1950 arası diyor. Reis 2021-2022 yılında 1950'ye gidiyor. Ve böyle Z kuşağından oy alacağını zannediyor. Birileri bile bile Erdoğan'a yalan söyletiyor. Şimdi Erdoğan üniversite okumamış belli. Okumuş olsa iyi kötü o yurtlarda kalırdı. Şimdi o zamanın şartlarında ne kadar yurt vardı bilmiyoruz. Reisimizden Allah razı olsun. Yani sonuçta her köşe başına yurt yaptı ama gençlerimiz nankör. Tabii beğenmiyorlar yurtları. Neyse. Şimdi üniversite okumuş olsaydı o yurtlarda kalırdı. O yurtlarda odalarda kaç kişinin kaldığını görürdü. Şimdi 20-30 kişilik, 30-40 kişilik koğuşlar deyince reisin aklı askerliğe gitti galiba. Genelde askerde böyle olur. 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik koğuşlar olur. Belki orayla karıştırmış olabilir reis yani. Bunu acaba promptra yazdılar, oradan mı okuyor? Yoksa kendi düşünceleri mi? Umarım promptırdır. Düşündürücü. Danimarka'da müzeyi dolandırmışlar. Ulan genelde bu tarz şeyler Türkiye'de oluyor ama neyse. Şimdi müze yetkilileri bir sanatçıdan işte Danimarkalıyla Avustralyalının yıllık gelirini gösteren bir tablo istiyorlar. Tamam mı? Bir sanat eseri yap diyorlar. 540 bin Danimarka kronunu peşin sayıyorlar. 750 bin TL. Sanatçı parayı alıyor. Biri küçük, biri büyük iki tane tablo gönderiyor. Boş. Tabii müze yetkilileri sanatçıyı arıyor. Efendim, eseriniz harika. Bu eserin adını bahşeder misiniz diyor. Sanatçı da diyor ki parayı al kaç. Pardon anlamadım. Parayı al kaç. Nasıl yani? Eserin adı parayı al kaç. Efendim ortada eser yok. İki tane boş tablo var. Zaten eser
Benim sizden parayı almam diyordu. Ya abi yok böyle bir şey ya. Şimdi müze yetkilileri polise gidelim mi gitmeyelim mi onu düşünüyorlarmış. Amerika'da bir sanatçı da hani muzu almış duvara bantlamış ya. Bu benim sanat eserim diye. Şerefsize bak he. Lan muzu kim yarattı? Allah ey yavrum. Bak 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 bak. Bak kendini Allah'ın yerine koyuyor. Başka bir sanatçı da gelmiş muzu almış yemiş. Sen ne yapıyorsun demişler. Aç sanatçı protestosu. Ey yavrum işte bu Allah'ı görüyor musunuz? Ya işte. Adam şirk koştu. Allah başka bir sanatçıyı gönderdi. Muzu aldı yedittirdi ya. Önceki videolarımızda haberini yapmıştık. Tıbbi cihaz sektörü, medikal sektörü devletten alacağını tahsil edemiyor. Hastanelere ameliyat malzemesi veriyorlar. Devletin ödemesi gereken parayı ödememesinden dolayı bu sektör bir çıkmaza girmiş. Birileri bunları batırmak istiyor. Buradaki firmalar batsın, buranın ekmeğini de yandaşlar yesin istiyor. Tamam mı? Şimdi 2020'nin Kasım ayı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman da haberini yapmıştık. Devlet alacağınızdan %20, %30 vazgeçerseniz paranızı öderiz diyor. Çoğu firma da vazgeçiyor. İmzalıyorlar. Gene ödememişler. Şimdi bu firmalar devlete malzeme vermiyorlar. Hastanelerde de ameliyatlar duruyor, aksıyor. Bununla ilgili bir kardeşimiz Instagram'dan mesaj atmış. Durumu anlatıyor. Abi bugün Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'ne gittim. Menisküs ameliyatı için doktor tahlillerime baktı. Yemin ederim mecbur bir şekilde kardeşim yaşın genç bu ameliyatı olman lazım. Yoksa kronik ağır hasta olursun diyor. Ağrı hastası. Şimdi biz yapamıyoruz diyor. 16 Eylül'den beri devlet ameliyat malzemeleri alamıyormuş. Tedarikçilere olan borcundan dolayı zor durumdayız. Asgari ücretle çalışıyorum. Bahçıvanım, işim ağır, bacağım sürekli sancı yapıyor. 2500 günden fazla sigortam yatmış. İlk defa devlete SSK'ya işim düştü. Bana özel hastaneye git, anca orada ameliyat olursun diyorlar. O zaman neden ben hala SSK primi ödüyorum? Diyor kardeşimiz. Şimdi arkadaşlar ne diyebiliriz ki? İşte ne diyeceğiz ki biz buna? İnsanlar mağdur. Mağdur insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Maalesef bunlar kötü günler, daha kötü günler bizi bekliyor. Düşündürücü. Akşam haberlerinin sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Kanalımıza destek olmak isteyen kardeşlerim, videolarımızın altındaki like tuşuna, beğeni tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak destek olabilirsiniz. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşarak kanalımızın abone sayısının artmasına destek olabilirsiniz. Kendinize möhkem bakın. Sıfatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.